Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok hızlı yapabileceğiniz, çok pratik ve bir o kadar da lezzetli pasta tarifim var. Kedi dili ve bisküviyi aynı anda kullandığım şahane bir pasta. Yapımına geçelim. Muhallebi için bir tencereye 1 litre sütü kattım. 4 yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı da buğday nişastası ilave ediyorum. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı da şeker katıyorum. Ocağı almadan önce güzelce burada bir pürüzsüz hale gelene kadar çırpacağım. Ardından ocağı alacağım. Muhallebimizi ocağa aldım. Böyle göz göz olana kadar karıştıra karıştıra pişirdim arkadaşlar. Ve şöyle 1 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı eridiğinde altını kapatacağım. Muhallebimiz oldu. Şöyle bir 5 dakika kadar ilk kaynarının gitmesini bekledim. Üzerine 1 paket krem şanti ilave ediyorum. 1 paket de vanilya ekliyorum. Ve bunu güzelce çırpacağım. Krem şantiyi de üzerinde güzelce çırptım. Bunu da bir kenara şimdi kaldırıyorum. Hemen diğer işleme geçeceğiz. Bir kaseye bir miktar süt doldurdum. Burada da bir pakete yakın kedi dillerimiz var. Ben bunu sütle ısıtıp öyle tepsiye dizeceğim. İlk kata kedi dili döşüyorum. İlk kata sütle ıslattığım kedi dillerini döşedim. Üzerine de muhallebimizin yarısını katacağım. Muhallebimiz soğuk değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Soğutmadık. Şimdi ikinci kata kedi dili döşemeyeceğim. Bisküvi döşeyeceğim. Ama bisküvileri ıslatmaya gerek duymuyorum. Bisküviler çünkü çok çabuk yumuşuyor. Muhallebimiz de zaten sıcak. Hemen onun sıcağıyla yumuşayacaktır bisküvilerimiz de. Kalan muhallebimizi bisküvinin üzerine ilave ediyorum. Bütün muhallebiyi ilave ettim ve üzerine güzelce yayıyorum. Muhallebiyi güzelce yaydım. Küçük bir tencereye 200 milim kremayı ilave ettim. Ocağı alacağım. Tam kaynamadan altını kapatacağım. Kaynamasını istemiyoruz. Çünkü kaynarsa kesilme yapabilir arkadaşlar. Kremamız ısındı. İçerisine ben hemen 1 paket çikolata ilave ediyorum. Sütlü ve fındıklı bir çikolata bu. Siz isterseniz sade ya da bitter de kullanabilirsiniz. Çikolatayı kremanın içerisinde karıştıra karıştıra erittim ben. Eğer kremayı yeteri kadar ısıtmadıysanız içerisinde erimez. Kremayı tekrar ocağa alın. Çikolatayı attıktan sonra çikolatayla beraber karıştırarak eritin içerisinde. Ama mutlaka karıştırın arkadaşlar. Çikolatamız soğudu ve üzerine gezdiriyorum. Tamamen soğuması için dolaba kaldırıyorum artık. Kedi dili ve bisküvili pastamız hazır. Görüldüğü gibi çok da güzel duruyor. Yapmanızı tavsiye ederim kesinlikle. Hem pratik
Hem hafif hem de lezzetli. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.